Değerli izleyicilerimiz, Hollanda'da Hollanda vatandaşlığı alan göçmen sayısında büyük artış meydana geldi. Hollanda bir göçmen ülkesi olarak geçen yıl büyük bir artışla yeni vatandaşlar edindi deniliyor. Hollanda İstatistik Bürosu tarafından yayınlanan geçen yıl rakamlarına göre 2020 yılında Hollanda vatandaşlığı almaya hak kazananların sayısı 49 bin oldu. Bu sayı bir önceki yıla göre yaklaşık 2 kat artarken neredeyse vatandaşlık kazanan göçmenlerin en yoğun olduğu 90'lı yılların seviyesine ulaşıldı. Hollanda vatandaşlığı almak için en az 5 yıl legal olarak bu ülkede yaşamış olmak ve entegrasyon sınavından geçer not almak gerekiyor. Bunun dışında evlat edinme ve bazı özel sebeplerle vatandaşlık verilenlerin sayısı ise 7000 civarında oldu. Geçen yıl Hollanda vatandaşlığı almaya hak kazanan göçmenlerin büyük çoğunluğunu Suriyeliler oluşturdu. Sayıları 15.000'e ulaşan Hollandalı Suriyelilerin 2014 ve 2015 yıllarında yaşanan büyük göçmen akını sırasında ülkeye ulaşanlar olduğu tespit edildi. 15.000. Biraz sonra geleceğim 15.000'e. Diğer uluslardan ise yaklaşık olarak vatandaşlığa, Hollanda vatandaşlığına geçenlerin sayıları ise şöyle. Eritreli 3.600, Rusyalı 2.000, Hindistanlı 2.000. Hollanda vatandaşlığı alan göçmen sayısının en yüksek olduğu 1996 yılında 79 bin kişi hak kazanmış ve bunların çoğunluğunu Türkler, Morakonlar, Faslılar yani ve eski Yugoslavyalılar, Boşnak ve Sırplar oluşturmuştu. 2003 yılında çıkarılan entegrasyon yasası ile mecburi hale gelen sınavdan geçer not alma sonucu bu sayı yıllık ortalama 20 bin civarına düşmüştü. Şimdi koskoca Hollanda diyoruz değil mi ekonomik olarak? 15.000 Suriyeli aldı. Her fırsatta Türkiye'yi eleştiren, adeta Türkiye'ye düşmanlığı yapan Hollanda daha çok Türkiye göçmen almalı açıklamaları yapıyor. Türkiye'de yaklaşık resmi rakamlara göre 3.750.000, bana göre 7 milyon insan var Türkiye'de. Suriyeli var, Iraklı var, İranlı var, osu var, busu var. 15.000 Suriyeli aldılar, bu kadar ekonomik güce sahipler. Ve kalkıp hala milyonlarca göçmene ev sahipliği yapan, mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'ye utanmadan, sıkılmadan göçmenleri sen almalısın diyorlar. Bu aynı zamanda değerli izleyicilerimiz Avrupa'nın ne kadar çok Türkiye'yi sevdiğinin de bir göstergesi. Anladınız siz ne kadar çok seviyor. Avusturya deseniz, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz bir açıklama yaptı. Bütün göçmenleri biz mi alacağız, Türkiye alsın dedi. Ey Kurz, senin nüfusun kadar Türkiye'de göçmen var be. Bilmiyor musun sanki sen bunu? Yeter ki Türkiye Avrupa Birliği'nin kapısına yanaşmasın diye söylenen, yapılan açıklamalar arkadaşlar bunlar. Hollanda 15.000 Suriyeli almış. Yeter diyor. Türkiye'de milyonlarca var. Bugün 7 milyon Suriyeli 5 yıl sonra 10 milyon olacak. 10 yıl sonra 15-20 milyon olacak. Habire doğuruyorlar. Türkiye'nin ekonomisi belli. Türkiye kendi vatandaşına iş bulamazken bir de bu mültecilere, göçmenlere bakmak zorunda. Peki nereye kadar, ne zamana kadar ve Türkiye'nin bu insanlara bakacak parası cebinde var mı? Entegre edecek parası var mı? Bakın Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre gibi ülkeler göçmenlerle ayakta duran ülke. Bunların hepsinin göçmenleri entegre ettiğini, yetiştirdiğini, ceplerine para koyduğunu, eğittiğini biliyoruz. E şimdi Türkiye'nin böyle bir altyapısı yok. Türkiye'ye gelen göçmenler saldım çayıra, mevlam kayıra. Bakın ben dün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ülkemde artık göçmen istemiyorum. Bu bir ırkçılık falan değil arkadaşlar. Ben kendi vatandaşıma iş bulamazken, ben kendi vatandaşımın daha mutlu yaşamasını isterken bir de kalkıp yaklaşık 10 milyon göçmene, mülteciye Türkiye'nin, vatanımın, ana vatanımın bakmasının mümkün olmadığını söylüyorum. Bundan dolayı, ekonomik nedenlerden dolayı. Devlet İstatistik Enstitüsü açıkladığı işsizlik oranı %17 arkadaş. Eğitim alanlar, üniversite mezunları hepsi işsiz. Türkiye'ye çevirin gençleri, üniversite mezunlarını. Ne yapmak istiyorsunuz? Sadece yurt dışına gitmek istiyorum diyor. Şimdi böyle bir tablo varken, benim ülkemdeki insanlarım iş bulamazken Suriyeli'ye, Iraklı'ya, İranlı'ya, Afganistanlı'ya,
Nasıl iş bulacağız? Bu nedenden dolayı arkadaşlar, ırkçılık falan değil bu. Ben de fikirlerimi, görüşlerimi sıradan bir vatandaş olarak, bir gazeteci olarak aktarıyorum sizlere. Türkiye'nin ekonomisi bunu kaldırabilecek güçte değil. Türkiye'nin artık bir tane dahi göçmeni alabilecek kapasitesi yok. Cumhurbaşkanı da açıkladı, Dışişleri Bakanı da açıkladı. Hal böyleyken Avrupa ülkelerinin hala Türkiye'yi bir göçmen ülkesi haline getirme telaşını anlamak mümkün değil. Vicdani değil, ahlaki değil. Avrupa Birliği aman bizim kapımıza yanaşmasınlar da ne yaparsalar yapsınlar, Türkiye'yi yıkıyorlar mı, yakıyorlar mı, ne yaparsalar yapsınlar görüşünde. Açık açık bunu ifade ediyorlar zaten arkadaşlar. Ne Hollanda'sı kaldı, ne Almanya'sı kaldı, ne Avusturya'sı. Hepsi söylüyorlar bunu. Avrupa Birliği ülkelerinin tek korkusu var, o da göçmenler. Ama üzülerek görüyorum ki Türkiye göçmenler politikasında yanlış yapıyor, eksik adımlar atıyor. Kapıları açacak arkadaş. Kapıları açacak. Söyledim, tekrar söylüyorum. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin kucağına 10 milyon mülteciyi vermesi gerekiyor. Al diyecek. Yeter. Biz baktık. Bizim gücümüz ne kardeşim? Bu kadar insanın zaten Türkiye'de kalma gibi bir niyeti yok. Hepsinin amacı Avrupa'ya gitmek. Açacaksın kapıyı. Allah yolunuzu açık etsin diyeceksin. Gazanız mübarek olsun diyeceksin. Göndereceksin adamları. Ama Türkiye açmıyor. 3 milyar euro para alacağım diye, aldı diye, Avrupa Birliği bu parayı verdi diye Avrupa Birliği'nin yapmadığı rezillik yok. Hala Türkiye'yi takdir ediyoruz. Ya takdir etsen ne olur, sen takdir etmesen ne olur kardeşim? Avrupa Birliği'ni alıyor musun? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına serbest dolaşım hakkı, vize muafiyeti veriyor musun? Yok. Biz takdir ediyoruz. Sen takdir etsen ne olur, etmesen ne olur? 60 yıldır Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin kapısında bekletiyorsun. Hangi ülkeyi 60 yıl beklettin? Türkiye'yi hangi şartları önüne koydun da Türkiye gerçekleştirmedi? Hangi nedenden dolayı Türkiye'yi almıyorsun? Çık açıklasana. O koca koca Avrupa Birliği Konseyi Başkanı yok, Parlamento Meclis Başkanı falan. Bunların hepsi yalan, hepsi dolar. Çıkıp açıklasanıza. Desenize biz Türkiye'yi almak istemiyoruz. Niye söylemiyorsunuz? Aman Türkiye'yi almayalım, aman Türkiye'yi de elimizin altında tutalım politikasından başka bir şey değil. Türkiye'nin yapması gereken Avrupa Birliği'ne resti çekecek, kapıları diyecek ki açıyorum diyecek. Siz sağ ben selamet. Kardeşim yeter, Türkiye'nin kapasitesi yok, bitti. Ya kendi vatandaşı yok, kendi vatandaşı iş bulamıyor. Hep anlatıyorum, yine anlatıyorum. Sen evinin içindeki çoluk çocuğunu doyuracaksın önce, sonra dışarıya vereceksin. E sen evinin içindeki kendi vatandaşlarına doğru düzgün iş bulamazken bir de Suriyeli'yi getirdin, Iraklı'yı getirdin, onu getirdin. Tamam, ona da bir şey demiyoruz. E ama yeter. Yeter kardeşim. Bu kadar insanı Türkiye'nin kaldırma kapasitesi yok arkadaşlar. Yok. Hepimiz biliyoruz. Ana vatanımız, canımız, ciğerimiz, memleketimiz. Ama gelinen noktada tablo artık bir tane dahi göçmeni kaldırabilecek noktada değil. Özellikle büyük şehirlere bakın arkadaşlar. Her yer sokaklar, caddeler, her yer göçmen dolu. Yapmayın. Avrupa Birliği'ni açacaksın kapıyı. Alacaksın bunları. Al bunları. Bu kadar. Başka yolu, yöntemi yok arkadaşlar. Avrupa Birliği ülkelerinin en büyük korkusu da zaten bunlar, göçmenler. Aman aldık diyorlar. Hatırlıyor musunuz? Geçtiğimiz günlerde Estonya Başbakanı bir açıklama yaptı. Meclisten utanmadan Afganistan'dan dedi ki biz 10 kişi alıyoruz dedi. Sonra tepkiler gelince yok dedi, tamam dedi, biz 30 kişi alıyoruz dedi. Afganistan'da 30 kişi alacakmış. İşte böyleler bunlar. 30 kişi alıyoruz diye açıklama yapıyorlar. 30 kişi, sadece 30 kişi. 30 bin değil ha, 30 kişi. 3 bin değil, 30 kişi. Böyleler. Bütün yük Türkiye'de. Ya kardeşim Türkiye'nin eti ne, budu ne? Ne yani? Hiç böyle ağlanmaya falan gerek yok arkadaşlar. Halimizi biliyoruz. Biz bizeyiz. Yabancı kimse yok. Türkiye'nin halini ben de biliyorum, sen de biliyorsun. 3 tane göçmen alıyorlar Avrupa ülkeleri. Ondan sonra diyorlar ki biz çok göçmen aldık, yeter. İşte Hollanda almış 15 bin tane Suriyeli'ye vatandaşlık vermiş. Reklam yapıyor bize. 15 bin. Gel Aksaray'a gidelim. İstanbul'da biliyorsunuz, Aksaray'a gidelim. Sana bir saatin içerisinde 100 bin tane Suriyeli toplarız. Bak, Suriyeliler buraya diye Aksaray Meydanı'nda bağırsan 100 bin tane Suriyeli gelir. Ne 15 bini? Hangi 15 bin? Neyden bahsediyorsun? 15 binmiş. Bırakın bu işleri.